Kahvaltı yerinin içindeyiz. Bugün bir misafirimiz var, Burak. Burak, merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Halil, bu arabayı sen daha çok kullandın. Şimdi aynen, biraz kanka. Senin izlenimlerini alalım, sonra birazcık teknik bilgi veririz. Onun sonrasında da... Olur. Kanka, şimdi öncelikle zaten başta belirttiğim gibi BMW 1.16 serisinin içindeyiz. Aracımız benzinli bir araç. Hatchback. Zaten bir kasalar hep hatchback oluyor. 5 kapı. Aslına bakarsanız bir gençten ziyade tam bir aile arabası diyebiliriz bu araba için. Evet. Aracımız 1.6 düz motor. Hani herhangi bir turbo vesaire yok. Dediğim gibi benzinli zaten. 116 beygir ve yaklaşık olarak 150 Nm bir torka sahip. Yani beygir ile torku aslına bakarsanız uzun yolda, zaten şehir içinde fazlasıyla yetiyor. Uzun yolda da insanı... Yeterli. Aynen, yeterli yani. Yolda bırakmıyor. Yokuşlarda falan performansı gayet yeterli ve başarılı. Aracımız ışık paket kanka. Aynen. Kapı yani full, aynen komple full. Aydınlatmaları var. Yok yok paket. Dedikleri en dolusu bende. TR'de tek dedikleri aynen. Arabalardan birisi. Sunroof vesaire full. Hepsi var. Aynen. Sadece kapı kolları aydınlatması. Manuel vites. Aynen, manuel vites. 5 ileri şanzıman var. Ya şimdi şöyle, hiç BMW kullanmamış bir insan bu arabaya binse kanka biraz zorlanır. Neden zorlanır? Bu araba ya zaten direksiyon kanka ağır. Direksiyonda hani direksiyona alışır ama debriyaj normal ağır. Diğer arabalara göre biraz daha sert. Yani bu neden böyle bilmiyorum ama BMW'nin bu, çoğu serilerinde bu BMW'nin var. BMW'nin karakterinde var o, biraz sert yani biraz aynen. Pist arabası şeyi izlenim veriyor insanlara. Aynen öyle. Yol tutuşu da aynı şekilde yani normal. Ona söylenecek bir laf zaten aynen. Yok. Altındaki lastik ebatlarından, jantın büyüklüğünden dolayı şu an, ki aerodinamik çok önemli aerodinamik bu arabada. De güzel. Kanka işte dediğimiz gibi bu arabanın aerodinamik yapısı diğer arabalara göre çok çok iyi ki hatchback araba olmasına rağmen virajlarda yani kafayı nereye verirsen oraya gidiyor açıkçası kanka. Yani biraz yakın yere yakın diğer araçlara göre. Büyük ihtimalle ondan mı artık BMW'nin kalitesi mi orasını teknik tabii olarak çok iyi bilemem. Falan da tabii etkisi var. Tabii sert bir süspansiyon var. Bu arabanın aynen. Mizacında var zaten bu. Lastik ebatlarını sen benden daha iyi biliyorsun. 17 inç jantlar var evet, arabamızda. Önlerde 225-45 17 var. Arkalarda 235-45 17. Arkaları biraz daha geniş. Aynen. Yani geniş taban olmasının da verdiği etkiye aynen. Dayanarak Allah'ın izniyle bu araba virajlara rahat rahat giriyor evet, kanka. Yani virajlarda güven veriyor. Bir sıkıntı yaşamıyor. Kesinlikle güven veriyor. Bir de bu arabanın en çok sevdiğim özelliği, en son hatırlarsan Beşiktaş'a gitmiştik sen de ki hatırlarsın evet. Yakın zamanda yakın gittik. Yakın zamanda gittik. Kanka hız sabitleme. Yani hız sabitleme değil aslında bak el gazı. El gazı da hız mükemmel bir şey. Aynen. Mükemmel bir şey. Yani uzun yolda seni var ya bu sağ ayağını komple boşa çıkarıyor kanka. Ayağını al altına. Yani. Aynen. İleri ittiriyorsun araba gaz veriyor. Gaz açıyor. Geri çekiyorsun arabayı biraz daha yavaşlatıyor aynen, vesaire. Yavaş mükemmel yavaş bir şey. Onun haricinde kanka 330 litre olması lazım bağış hacmi. Bagaj hacmi var. Aynen bayağı büyük bir bağış hacmi var. 50 litrelik de yakıt deposu var. Aynen 50 litre yakıt deposu var. Yakıt ya şimdi herkes diyecek ki ya bu araba tamam iyi anlatıyorsunuz hoş güzel ama biraz çok benzinli. Yakar. Benzinli aynen benzin fiyatları da yüksek. Ne kadar yakıyor diyecekler. Ortalama olarak hani şehir içi şehir dışı karışık bazda 7,5 litre bir yakıt tüketim var. 7,5-8 litre. Şehir içi bu tabi dur kalklardan çok etkilenmezse 10 litreye kadar, aynen, çıkar 10 litreye kadar yani. Çıkıyor 10 kesinlikle. Çıkar. Kullanıma da bağlı bu seri kullanırsan yani biraz daha fazla. Aynen hani biz biraz daha normal kullanıyoruz arabayı yani. Hani normal aralıklarla vites atıyoruz. Aynen. Fazla bağırtırmadan devirli bir şekilde kullanıyoruz. Ve aşağı yukarı bir 7,5-8 litre yakıyoruz kanka. Yakıyor. Ki şehir içinde yakıyor. Antalya trafiği de aynen. Malum biraz kalabalık. Hani kasamız ağır kanka. 1300 kiloya yakın bir ağırlığı var kasa. Tabii. Yani bir tonu geçik. Bu ağırlığa rağmen arabada tüp yok. Benzinli. Benzinli. Ayağındaki jantlar zaten büyük. Büyük 17 inç çelik jant var. Lastikler geniş. Bu tarz bir ağırlığa, bu tarz lastiklere göre arabanın yakıtı bence gayet yani normal. Normal yani. Aynen. Yani şu anki piyasaya göre de çok normal. Evet. Ve tatminkar bir araba kanka ya. Hani güzel nasıl BMW bir... olduğunu hissediyorsun. Kesinlikle. Diyorsun ki ya bu araba BMW arkadaşlar. Aynen öyle. Hani bir serisi bile olsa evet. BMW bu diyorsun ya. O şey var yani o ruh var bu arabada. Evet. Konfor aynı Alman arabalarının aynen. Çoğunda olduğu gibi. Konfor da gayet güzel. Bizim jantlarımız biraz büyük olduğu için biraz hissettiriyor çukurları evet. Falan. Bir de ince taban lastiklerimiz tabii, var ya. 45 yanak lastik var. O yüzden biraz hissettiriyor. Çok çukurları ememiyor. Onun haricinde işte konforlu ama koltukları rahat. Uzun yola gittik dediğin fazlasıyla gibi. Fazlasıyla rahat. Biz 1000 kilometre yol yaptık. Hiç yorulmadık desek yeridir aynen yani. Aynen öyle.
sürekli sabit oturduğun için tabii işte demin de dedik ya kanka el gazı var diye. El gazı insanın üstünden büyük bir yük alıyor yani. Aynen, gerçekten alıyor. Gerçekten şey yapıyor. Yani huzurdan ziyade insana güven veriyor bu araba kanka. Hani gerek güvenlikten 6 tane airbag olması lazım bu arabada. 6 airbagli. Bence işte ABS falan gayet güzel. Zaten ABS artık standart yani kanka. Adamlar kaç senesinde koymuşlar ABS'yi. Klima desem buz gibi. Zaten klimasız yapamıyoruz Antalya'da. Aynen. Bir önceki Corolla incelememizde de bundan bahsetmiştik. Ya bu arada videoyu gece çekiyoruz. Gündüz çalıştığımız için fazla vaktimiz olmuyor. Dedik bu akşam ne yapalım? Canımız sıkıldı dedik çıkalım biraz çekim yapalım. O yüzden gece umarım video güzel gözüküyordur. Şuradan şehir içinden şehir içine giriyor. Biraz ışıklı olsun. Onun haricinde iç tasarıma gelirsek arabanın ön konsolunda yumuşak böyle hani deri değil de yumuşak plastik malzeme kullanılmış. Evet. Alt kısımlar sert plastik. Bu yan trimler de aynı şekilde sert. Kapının trimleri yumuşak aynı göğüs gibi. Kapı tutma yeri plastik yapmışlar. Burada biraz trim sesleri gelebilir. Plastik ya, birleşim 2006 model araba kanka aynen. Ki o da normal açıkçası gelir. Biraz. Yani şu öndeki plastik şeylerde, aksamlarda bir ses falan biz duymuyoruz. Zaten bu standart hani standart bir göğüs. Öyle ne bileyim ahşap vesaire veya yani piyano bilek tarzı bir şey yok. Normal üst standart. Üst segmentlerde şimdi bu C segmenti bir araba. Aynen. Hani bir 5 kasa BMW binsen o ahşapları görürsün. Aynen öyle. 5 kasa BMW'nin 2000'lerinde bile ahşaplar var. Var evet. O bambaşka bir boyut. E39'larda var. Yakın zamanda inşallah ondan da çekeceğiz. Evet, nasip olursa. Onun haricinde kanka başta da belirttiğimiz gibi araba komple ışık paket. Sanruf zaten iki kademe bir bu serseri tamamen stil dediğimiz açılan bir de tamamen geri açılan sanruf var. Sanrufun önünde rüzgar perdesi vesaire var hani uzun yolda çok fazla rüzgar almıyor. Aynen öyle sineklik tarzı bir şey. Aynen sineklik gibi bir şey. CD çalar var arabada. Teyipten bahsedecek olursak. Aynen. Elektronik klima var zaten hani tuşlu. Çift bölgeli elektronik kliması var. Bir de kanka şimdi biz buna dedik ya aile arabası diye. Şöyle bir şey yapalım misafirimize soralım. Burak kardeşim senin boy yaklaşık 1.90'lara yakın. Yani 1.80 kaçtı? Yok 1.78. Hadi ya. 1.80'e yakın. Oğlum sen, sen benden uzun duruyorsun ya. Saçtan mı o? Zayıf olduğu için öyle duruyor. Zayıf. Aynen. Allah Allah. Neyse tamam hani 1.78 1.80 ortalama. Aynen. Şu anda benim boyum 1.83 ve arkamda oturuyorsun. Ben koltuğu kendime göre ayarladım. Aynen. Şu an durumun nasıl arkada kanka? Ben şu an arkada rahatım. Yani ben şimdi önde ayaklarımı uzattım resmen yani. Neredeyse ya yatacağım. Ön tarafa zaten diyecek şey. Hiçbir şey yok. Ellerin yani. Boyu biraz uzun. Yani koltuğu biraz geride olduğu için dizlerim ufak bir temasta ama aşırı rahatsız edici bir şey değil. Rahat oturulabiliyor. Peki tavan kanka, zaten baş mesafesi daha güzel. Aynen. Böyle. Arkası geniş aslında bakarsan. Arkası, basit değil. Hani. Evet öyle ama şöyle diyeyim 3 kişi oturamaz burada. Arkada 3 kişi rahat etmez değil mi? Şaft tüneli. Evet yani, şaft tüneli bayağı kesiyor araba. Aynen. Yüksek. Ortaya yani çok küçük bir çocuk olması lazım rahat oturabilmesi yani şöyle diyelim o zaman 4 yetişkin bir çocuk rahatlıkla. Ya, yani hani 2 kişi arkada rahat oturabilir. Ortaya yani. Anca bir çocuk küçük bir çocuk oturtulabilir başka. İdeal be kanka. Yani. daha ne olsun. Aynen öyle. Güzel böyle. Yani. Başka sıkıntı yok arkası için. Bence başarılı yani. Evet. Bunun fiyatına gelecek olursak kanka sen daha çok biliyorsun bu araba piyasasını. Evet. Şu anda bu 2006 model bir BMW 1.16'nın yaklaşık piyasası ne kadar? Yani şöyle şimdi bu arabalar 50 bin lira civarında başlıyor. 50 bin liradan başlıyor diyelim. 60 bin lira civarında bu modellerde arabalar var. Evet. Yani 50 ile 60 bin lira arası diyelim. Üst kasaya geçtiğinde tabii 70-80. Daha yeni kasada. Bu tabii şeye göre gidiyor. Değişiyor değil mi? Doluluk oranına göre. Tabii paketine göre değişiyor. Ya şöyle şimdi 2006 model bir arabada doluluk çok aranmıyor ama yine de aranan özellikleri var. Ya illa ki yani mesela bu sunroof'un olması bile, tamam bizim her arabamız sunroof'lu değil ama kanka bu sunroof olduğu zaman insan bir şey yapıyor. Tabii lan. Farklı bir hava katıyor insana. Aynen öyle. Bu arada klima açık sunroof'u da açmışız o kadar zengin değiliz. Yani sunroof etken, ondan sonra hız sabitleme etken. El gazı. Yani ışık paket dedikleri olay da aslında çok büyük bir şey yok ama o bile etken yani. Adam ya şöyle. Satarken diyor ki ışık paket kardeşim. Aynen ya kanka yani diyor. Onu geçtim doluluğunu. Akşam arabayı açtığın zaman kapı kollarının ışık yere vuruyor. Evet. Hani rahatlıkla görebiliyorsun. O güzel bir şey bence. Yani ben çok var. Beğendim. Bir de işte ev modu dediğin bir kapıları kilitlediğin aynen, zaman. Follow home meme öyle bir şeydi. Follow home meme olması lazım. O tarz bir şey var hani kapıları kilitlediğin zaman bir 15-20 saniye sonra ışıkları söndürüyor. Onun tabii güzel bir yanı da var. Ekrandan her şeyini ayarlayabiliyorsun.
süresini, zamanını hepsi ayarlıyor. Her şeyini ayarlayabiliyorsun. İçerideki ışığı kapatıp açabiliyorsun. Onun haricinde yağ çubuğu yok motorda mesela. Yani evet. Evet doğru, bunlarda yağ çubuğu yok. Bayağı bir aramıştık hatta. Aynen. Bayağı başta bir aradık yağına bakalım diye. Meğersem elektronikmiş, elektronik, yani buradan İBB'den bakacaksın. Ekrandan görüyorsun, bu iyi mi kötü mü tartışılır. Aynen. Hani elektroniğe ne kadar güvenilir? BMW'nin kalitesine güvenirsin ama elektroniğe ne kadar güvenilir onu bilemem. Manuel olsa bence daha iyi olabilirdi. Yeni arabalarda manuel bir çoğunluk. Aynen öyle. Hani ya en ama azından gözünle gelen görürsün, ona göre bir şey ya yaparsın. Kesin ya, kanka eski kafa, ya eski kafa demeyeyim, daha çok hani eski nesil araba kullanmış insan onun yokluğunu illaki arar. Arar. Hani yani biz de aradık yani, kapıyı açtık, baktık çubuk. Aynen öyle. Baba çubuk yok. Meğersem adamlar dijital yapmış. Baktık ekranda gösteriyor. Sonra servis bilgilerini gösteriyor ekranda. İşte balatalar kaç bin kilometre sonra değişecek. Bunları tarih düşüyor. Arabayı kullanmadığın zaman tabii ona göre ayarlıyor. Servis zamanlarını gösteriyor dedik. Oraya yani, da hendek kazmışlar. Ya şey, jantlarımız büyük ya, ondan biraz sıkılıyor. Jant lastiklerin eksileri. Ama görüntü olarak da çok güzel görüntüsü görüntü var. Görüntü çok güzel. Zaten yakış. Şimdi jantlar bunlar, hani zannedersem tam emin değilim ama bu altı kasaların, M6'ların jantlarına benziyor. Aynen, M6 jantı değil mi? M6 jantlarına benziyor. Güzel olmuş, arabanın altına da oturmuş. Biraz geniş ama olsun. Onu da görüntüye artık ya zaten şu anda millet ihtiyaçtan ziyade kanka arabanın çekiciliğine daha fazla önem veriyor şu anki. Tabii yani gençlerimiz bakarsın özellikle. Aynen. Hani orta yaşlı, evlenmiş, işini falan almış kişiler, çora çocuğa karışmış kişiler görünüşe çok önem vermiyor. Hani daha az masraf, daha az yakıt. Bu tarz arabalara yöneliyor. Ki bu araba da onlara gider aslında. Hani gider, hani LPG'li kullanırsan daha da az yakar ama motor performansı ne kadar alırsın onu ya şu anki yakıt tüketimine göre bence normal kanka. Yani benzinde kullansan normal, BMW'ye veya Alman arabalarına göre normal diyebiliriz. Aynen. Yani. Ya şu anda mesela biz buna en son ayıptır söylemesi 50 liralık benzin attık. Yaklaşık olarak 150 kilometre evet, civarında 150 bir yol gitti. Biraz devirsiz kullandık. Ki bu normal. Hani tüplü kullansam şu anki verdiği zevki almazsın. Hem motordan, yani bilmiyorum şu anki yeni nesil tüpler aslında motora zarar vermiyor diyorlar ama kaliteli, ne olursa olsun kaliteli yani. Kaliteli sistem kullanırsan tabii yani çok etkilemiyor. Etkiliyor ama çok etkiliyor. Ya yani mesela şu Prince'ler pahalı ama performanstan düşmüyor. Motora da zarar vermiyor diyorlar. Evet. Tabii. Ben şu an bu arabanın LPG sistemi Prince taksan aşağı yukarı 6-7 bin lira tutar. Belki de daha fazla şu an ne kadar bilmiyorum. Yani bilmiyorum, dolar kurundan dolayı yükselmiştir. Aynen. En son öyleydi, 6-7 bin lira civarında. Aslında şöyle diyebiliriz kanka. Bu arabayı alan kişinin aracı ne kadar kullandığına bağlı. Hani senelik yaptığı kilometreye göre bu değişkenlik yani gösterir. Yani bir adam senede 10 bin kilometre yol yapıyorsa bence hiç takmasın. Çünkü ve zaten 20 bine bile gerek yok senede. Yani sen 7-8 bin liralık benzini zaten bir senede yakamazsın. Aynen 10 bin kilometre yol gidiyorsan. Ama hani bir adam senede diyelim yapıyordur 30 bin, 40 bin kilometre yol. O zaman olabilir. O zaman değerlendirilir. Çeviriyorlar. Aynen. Sesleri yaratıyor. Neyse bizim sesimiz yanık değil ya. Sıkıntımız yok öyle. Neyse konuyu dağıtmayalım. Ekip gördük mü hepimiz dalıyoruz oraya. Kendin basit şeyle gezen adam gibisin. Ya kullanış olarak güzel. Fazlasıyla şu güzel. Var mesela 3 segment BMW'lere göre birazcık dar. Evet. Geçmek olduğu aynen için dar. Yani Burak da fark etti, arkada birazcık dar. Bir kasanın zaten 2010 model üzerleri de bu şekilde dar. Aynen, hani aynen çok dar değil ama o darlık var. Sonuçta hatchback araba. Hatchback aynen bir arabaya göre ki bu araba zaten geniş. Yani evet, birçok arabaya göre geniş. Bir de oturaklı yani. Şöyle çukurdasın, koltuklar böyle biraz aynen çukurda. Yere yakın. Yere yakın. Arabanın kendi de yere yakın. Çok aşırı alçak değil. Şey yüksek değil. O yönden kullanımı da güzel. İşte virajlarda falan güven vermesinin sebebi de o bence. Lastiklerimiz, arabanın aerodinamik yapısı, basıklığı. Evet. Yani bunların hepsi etken aslında. Ki kanka onun üzerinden bir not verecek olursak bu arabaya şahsen bence yani 8 derim. Kesinlikle. 8'i ben de derim. Yani 50 bin liralık bir araba ortalama olarak yani kesinlikle C segmentinde 50 bin liralık bir şey de limitte, o limitte fazlasıyla ideal, fazlasıyla iyi. Hani sonuçta BMW'ye biniyorsun. Hani tamam 1.16 olabilir ama yine o hissiyat var ya. Bambaşka yani bir şey. Gerçekten başka kanka. Yani 50 bin liralık bir, mesela nasıl diyeyim sana, bir hatchback Megane'a bindiğin zaman bundaki rahatlığı, bundaki konforu alamazsın, alamıyorsun. Aynen. Abi burada amacım Megane'ı kötülemek değil. Megane'lar da çok güzel araba. Bir süre kullandım o hatchbacklerini.
Ama tabii bunun verdiği o konfor, bunun verdiği o güven hissiyatı onlarda çok fazla yok. Sonuç itibariyle başarılı bir araba. Alacak olan kişilere yani tavsiye ediyoruz açıkçası. Tavsiye edilir, kesinlikle. Aynen. Yani 50 bin lira civarında. Hani sonuçta kimsenin parasının çöpe gitmesini istemeyiz kanka biz burada. Aynen. Onun için hani herkes bir binsin alacağı arabayı, testini yapsın. Yani ekspertize götürmeden araba kesinlikle almasın. Bu tarz yani, şeylere çok dikkat yani edelim. Ekspertize de hatta yani bir servise gidip de bir bilgisayara bağlayıp arabanın neyi var neyi yok. Çünkü aynen öyle. Sensör arızalarını hani lambaya, motor lambası yanıyor ama bazen hani yanmaz, belki yanmayan bir sensör vardır. Onlara baktırmak lazım. BMW'lerin genel bilinen özelliği aslında şeyi, kötü yanı, elektronik arızalar BMW'lerde çok olur. E60'lardan bahsederler, 5 kasalardan. Onlar ya o da kanka bir derler. İki grup var aslına bakarsan. Bir E60'lardan sürekli elektrik arızası evet, var diyen var, bir de yok diyen var. Bunu alıp binip bakmak i̇şte lazım açıkçası. Daha önceki kullanan sahibi nasıl kullanmış, bakımları yani, zamanında tabii yapılmış. Tabii ki. Sonra yani ertelersen bir şeyleri arkası gelir. Benim de tavsiyem şu olur, hani biraz düşük modelli arabalarda, özellikle de BMW'de manuel vitesi ben tercih ederim. Benim fikrim bu. Çünkü otomatikte yani en ufak bir lamba yandığında seni kısıtlıyor. Evet. Beygirden şey, hızdan tabii falan hızdan düşüyor seni. Hani vites geçişlerini ağırlaştırıyor. Sonra hani sıkıntı çekiyorsun, moralin bozuluyor. Manuelde en azından öyle bir şey yok. Hani motor lambanın yanında en azından dersin ki ya idare edeyim de hani sanayiye gideyim bir baktırayım diyebilirsin. Ama otomatikte bir ABS lambası yandığı zaman airbag lambası yanıyor. Vitesler, geçişler yavaşlıyor. Araba hani bağırıyor, gitmiyor dediğimiz olay oluyor. ABS'imize devreye yeri ıslatmışlar. Aynen, yerler ıslak. O yüzden azıcık devreye girdi. Yani dediğim gibi o bakımlarını yaptıktan sonra biraz daha önceki sahibi de bakımını yapmışsa arabanın. Yani 3-5 fazla verip de düzgünlüğü almak bence mantıklı. Kesinlikle katılıyorum. Yani dediğim gibi manuelini ben tercih ederim. Bu araba manuel. Bence uygun yani. Otomatiği tabii rahat, konforlu ama manuelini ben tercih ederim çünkü hani dediğim gibi ya en azından kanka bu 2006 model, kesinlikle 2006 model araba, hani otomatiğin biraz da otomatik vitesi nasıl kullandığına bağlı insanın. Ya tabii. Yani o otomatiğin de bazı bir kullanma şekilleri var. Yani şeyleri var, nasıl diyeyim sana, kuralları var. Mesela ışıkta durduğun zaman onu boşa çekmen gerekiyor. D'de tabii durduğun zaman yükte kalıyor. Aynen araba. Yükte kalıyor ve bu şanzımanı sıkıntı veriyor. Onun için hani bu tarz arabalarda eğer illa otomatik alacaksanız şanzımanla falan mutlaka kontrol ettirin. Ondan sonra bu tercihlere girin. Aynen öyle. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Bundan sonrasında bir iç trimlerde vesairelerde görüntüler aralara büyük ihtimal değil %100 koyacağız. Koyacağız onlar görüntüler. Olur da beğenirseniz dediğimiz gibi alıp büyük bir zevkle binebilirsiniz. Yani kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.